10. sınıf kazanım kavrama testleri sayfa 171 cevapları. Sözel, Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf kazanım kavrama testleri cevapları. Sayfa 171, Sözel, 1. Felsefe okuryazarlık, felsefenin temel terim ve bakış açıları ile ilgili yeterli donanımı gerektirir. Felsefe okuru, metinlere felsefi bir ilgiyle yaklaşan kişidir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi felsefi bir metnin analiziyle ilgili söylendiğinde yanlış olur? A. Metinde ele alınan problemler değerlendirilir. B. Metinde hangi kavram ve terimlerin geçmiş olduğu incelenir. C. Kavramların metin bağlamında ele alındığı anlamlarının değerlendirilmesi sağlanır. D. Problemi geliştiren fikir, argüman ve eleştiriler arasındaki geçişler ele alınır. E. Metin aynı okuyucu tarafından hep aynı şekilde yorumlanır. Cevap E. İkinci felsefe uğraşısı, kişinin herhangi bir konuda fikir ve düşüncelerini kendi için açık kılmasıyla başlar. Bu açık kılma ile sorun bilinci oluşur, yani refleksiyon yapmanın düşünceyi ne denli geliştirdiği kavranmış olur. Bu açıklamada refleksiyon yapma ifadesiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Bireysel ve toplumsal konuların sorunsal haline dönüştürülmesi. B. Kişinin kendi düşüncesi üzerine düşünmesi. C. Felsefe uğraşısında olan kişinin ön yargıları ile hareket etmesi. D. Genel geçer doğrulara ulaşmanın yöntemi olması. E. Düşüncedeki karmaşıklığı artırmak için kullanılması. Cevap B. Üçüncü Farabi var olan her şeyin Tanrı'nın bir yansıması. Ondan zorunlu bir taşmanın sonucu ortaya çıktığını ileri sürer. Tanrı özü itibariyle akıl olduğundan, ondan taşan şeyler de akılsaldır. Böyle olduğu içindir ki insan akıl yoluyla hem var olanların hem de Tanrı'nın bilgisine erişebilir. Doğru ve erdemli bir yaşam işte bu bilgiye uygun bir yaşamla olacaktır. Buna göre Farabi erdemli yaşamın ilkelerini aşağıdakilerin hangisinde bulmaktadır? A. İnsan ilişkilerinde. B. Metafizik alanda. C. Ödev duygusunda. D. Doğal koşullarda. E. Koşulsuz buyrukta. Cevap B. 4. Plinius'un dediği gibi, herkes kendisi için bir derstir. El verir ki insan kendini yakından görmesini bilsin. Benim yaptığım, bildiklerimi söylemek değil kendimi öğrenmektir. Başkasına değil kendime ders veriyorum. Ama bunları başkalarına da anlatmakla kötü bir iş yapmıyorum. Bana yararı olan bu işin belki başkasına da yararı olabilir. Ruhumuzun ele avuca sığmayan akışını gözlemek, onun karanlık derinliklerine kadar inmek, türlü hallerindeki bunca incelikleri ayırt edip yazmak zannedildiğinden çok daha zahmetli bir iştir. Montaigne denemeler bu parçadan hareketle yazarın aşağıdakilerden hangisini amaç edindiği söylenemez. A. Ruhunun inceliklerini bilmeyi. B. Zahmetli bir işe girişmeyi. C. Kendi özelliklerinin farkına varmayı. D. Toplum yararına bir iş yapmayı. E. Kendi hayatından dersler çıkarmayı. Cevap B. 5. Tarih boyunca gördüğümüz filozofların çoğu bilgindir. Bir kısmı topluma yön verici, bir kısmı ahlak öğretici, bir kısmı ise mantıkçı ve matematikçidir. Buna göre filozofların farklı konuları ele almalarının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Değer yargıları ile hareket etmiş olmaları. B. Doğruları sorgularken akılcı bakış açıları. C. Ortak bir eğitim almış olmaları. D. İlgi alanlarının farklı olması. E. Toplumları etkileyebilecek kişilikte olmaları. Cevap D. 6. Büyük filozoflar görüşlerini genellikle felsefi sistemler halinde ortaya koyarlar. Örneğin Platon, Aristoteles, Kant gibi filozoflar, kendi çağlarının koşulları ve özellikleri doğrultusunda varlık, bilgi, ahlak ve siyaset gibi temel problem alanlarına ilişkin yeni bakış açılarıyla farklı görüşler geliştirmişlerdir. Bu görüş ve fikirlerini de, ögeleri arasındaki bağlantıların açıkça görüldüğü, kendi içinde tutarlı bütünler halinde ortaya koymuşlardır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi felsefi sistemin bir özelliği olamaz? A. Konuya ilişkin her filozofun bakış açısı farklı olabilir. B. Temeli mantıksal tutarlılık üzerine kuruludur. C. Konusu belli bir varlık alanıyla sınırlıdır.
D. Yapısal olarak akıl ve mantık ilkelerine uygundur. Ev içinde bulunduğu çağın toplumsal olaylarından etkilenir. Cevap, C. 10. sınıf kazanım kavrama testleri, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce, sayfa 170 bir cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.